Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan bloklar adamızı geliştirmeye devam edeceğiz. En son burada taş makinamızı bayağı bir geliştirmeye çalışıyorduk ve buradaki obsidyenleri yaptık. Şimdi oradan gidip lav getireceğiz ve taş makinamızı daha da büyütebileceğiz. Evet, ama şu anda 3 tanesi de yetiyor arkadaşlar ve demir kazmamız maalesef kırılmak üzere, elmas kazmamız var. Şimdi hızlı bir şekilde portaldan geçelim arkadaşlar, hemen lavları getirmeye başlayalım. 2 tane getirirsek tamamdır şöyle hızlıca. Evet, lavları kullanarak obsidyen yaptık. Obsidyenle portal açtık. Şimdi sınırsız lavımız oldu. Artık buradan istediğimiz kadar getirebiliriz. Bakın. Oo, gerçekten de tam lavın ortasında kaldık. Şimdi hızlı bir şekilde lav gezer götürebilir miyiz acaba arkadaşlar? Şuradan bir geri gidelim. 2 tane, 4 tane lava ihtiyacımız mı var acaba? Aynen. 4 tane lava ihtiyacımız var. Şimdi artık sınırsız lav kaynağına ulaştık. Evet, bir tane buraya, bir tane buraya. 3 tane. Aynen. 2 tane getirsek yeter aslında ama bir tane de yeter. Şu sandığı biz aldık değil mi? Şimdi hızlı bir şekilde bir tane daha lav getirirsek arkadaşlar. Evet. Lav gezerlere eğer lazım. Şu tarafa gidelim bakalım orada gizli bir şeyler var mı? Aynen. Adada gizli bir şeyler yok. Şurada sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya gidebilir miyiz? Yol yapmamız gerekiyor. Bir gidelim buradan. Aynen. Şöyle hızlıca gidelim. Lav makinamızı geri bitirdik. Aynen, lav makinasını da geri bitirdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiçbir şeyi kırmaya gerek kalmadı. Şu çiftlikleri yapsak aslında güzel olabilir. Şimdi taş makinamız artık hazır. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi bir vuruşta kırabiliyoruz arkadaşlar. Oo, kırıldı. Demirle iyileştiremezdik. Çok iyi, hızlı hızlı durmadan arkadaşlar taş oluşturabiliyoruz artık gördüğünüz gibi ve sandığa direkt birikiyor. Çiftlik yapacağız. Aynen, sandıkta zaten hemen hızlı bir şekilde birikiyor. Biz bir şuradan çit yapalım hemen. Koyun çiftliğini ve tavşan çiftliğini bitirelim arkadaşlar. Daha sonrasında yeni yerleri ele geçireceğiz. Aynı zamanda şurada zombi evini de yapmaya başlamamız gerekiyor. Şunu bir çevirelim. Bu ağaçtan başka kaldı mı? Hepsini aldık galiba, başka kalmadı. Şimdi 23 tane çubukla şöyle yarısını yaparsak. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar yarısını buraya koyarsak. 33 tane. Birazcık çubuk yapalım. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde çubuğumuzu yaparsak arkadaşlar çok iyi. Şimdi çift kapıyı yapmayı unuttuk, aynen. Bir tane kapı yapacağız ondan sonra. Evet, çiftlik 2 tane. Şunu 33 tane arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yapalım. Tavşanlar için bir daha geri gelmeyelim. Aynen, şunları şöyle birleştirelim. Tavşanlar için bir daha geri gelmeyelim. Evet, 64 tane var. Her türlü fazla fazla yaptık. Kapı yapmaya tavşanlar zıplayarak çitin üzerinden çıkabiliyor. Aynen, kapının üzerinden de atlayabilir arkadaşlar. Olamaz, tavşanları nasıl tutacağız ki? Daha büyük çit mi yapmamız gerekiyor acaba? O zaman tavşanları küçücük bir odanın içine yapacağız. Aynen, ilk önce şuraya koyunlara şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde bir yer yapalım. Bakın, koyunlar için bir yer yaptık. Bir tane buğday getirelim arkadaşlar. Evet, koyunun bir tanesi çok uzağa gitmiş. Düşürmeden getirebilir miyiz acaba? Koyun, sen neden oradasın? Gel buraya. Artık koyunları doğru bir yere koyalım şöyle. Aha, portalı kullanıp buraya ışınlanmaya başlamışlar. Evet, diğeri de gelsin. Şimdi kapımız nerede? Kapıyı şöyle alacağız arkadaşlar, hızlı bir şekilde kapıyı şuraya koyacağız. Oo, koyunları çoğaltmanın zamanı geldi. Artık buradakileri kullanabiliriz. Çok iyi, 2 tane var, tamamdır. 1 ve 2, şöyle ikisine de verelim. Şimdi tohumlara ihtiyacımız var mı acaba? Şuraya dikelim sadece arkadaşlar şöyle. Tavşanlar için kapalı bir yer yapmamız gerekiyor. Küçük yapalım. Aynen, şöyle zıplayarak altımıza koyamayız. Evet, tavşanların yerini küçük, şöyle küçük ve dar bir yer yapıyorum arkadaşlar. Aynen, tavşanların üzerinde kapatacağız. Çünkü tavşanlar zıplayıp çıkabiliyor, çıkamasınlar diye. Şunu neden buraya koyuyoruz ki? Şu tavşan çiftliğini de yapalım şöyle hızlıca. Evet, tavşanlar da artık aşağıya düşmesinler. Çok iyi, üzerlerine birer tane daha koysak yeterli. Tavşanların yerini kapalı yapıyorum arkadaşlar, tavşanlar dışarı kaçamasın diye. Evet, bir tane de şöyle, hatta şöyle dizersek daha rahat dizeriz. Çok iyi, 5 tane kaldı, yeter mi? Aynen, şuraya da bir tane çit kapısı. Evet, şuraya zaten bir tane daha koyarsak buradan çıkabilir miyiz bilmiyorum, deneyelim. Şöyle, çıkamayız, doğru. Böyle, tavşanlar şunun üzerinden atlarsa bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi tavşanları getirmek için havuca ihtiyacımız var. Altın havuçla gelirler mi bilmiyorum ve şuraya da taş dizersek arkadaşlar şuradakiler lavdan yanmaz.
Aynen, şuranın önünü bir tane taşlarla şöyle kapatalım. Evet, lavdan arkadaşlar şuradaki ağaçlar yanmasın, yanabilir. Evet, tavşan çiftliğini bitirdik. Tamamdır, taş makinamız hazır, artık lavdan da galiba yanmaz arkadaşlar. Bakın, lavla önünü kapattık buranın. Şuradan arkadaşlar altın avuçla getirmeyi deneyelim bakalım. Gelin buraya, size altın avuç veriyorum. Oo, buradan durmadan geliyorlar, bayağı fazla olmuş. O zaman oraya bir tane de yer yapalım, onları geliştirelim arkadaşlar. Hatta o kapalı oda şeklinde yaparsak çok iyi. Şuradan şöyle hızlıca bir girsinler bakayım. Evet, bizim havuç bulmamız gerekiyor, sandıklarımıza bakacağız. Çok iyi. Şimdi tavşanları koyduk. Artık tavşanlar oradan çıkabilir mi bilmiyorum. Şöyle hızlıca bir gidelim. Şuradan hızlıca havuç var mı bakalım arkadaşlar. Normal havuç 4 tane var. Tarlaya dikmemiz gerekiyor. Havuç tarlası yap, bunları beslemeliyiz. Şimdi 2 tanesini verirsek şöyle, bir tane buna, bir tane şuna. Olamaz, al bakalım sen de. Evet, 3 tane tavşan oldu mu? Şuraya bir tane havuç, 2 tane dikelim hatta. Bunlarla tarla yapacağız. Şu tohumları da atalım gitsin. Taş bayağı toplayalım. Şuraya bir alan yapıp ev yapmaya başlayalım arkadaşlar. Çünkü bunlar fazla geldiği için artık bunlara hiç gitmeye gerek kalmadı. Bakın, onlar kendiliğinden geliyor. Ticareti öyle yaparız. Evet, şöyle hızlı bir şekilde tamamen kırıyorum. Durmadan sandığa taş biriktirip oraya dizeceğiz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle dizmeye devam ediyorum. Tamamdır. Evet, kaç tane oldu ki, bu kadar yeter mi taş acaba? Çok hızlı oluşuyor gerçekten ve hızlıca toplayabiliyoruz. Hiçbiri yanmıyor. 33 tane, 38 tane oldu. Gelin buraya, şuradan bir gidelim. Evet, bunlar bizi görünce saldırmıyor değil mi? Şu alanı birazcık büyüteceğiz arkadaşlar. Bunun etrafını portalı kapatacağız. Böylece içeride ışığa maruz kalmayacak ve değişmeyecekler. Şöyle hızlıca arka tarafını tamamen kapatıyorum. Evet, artık bunlardan istediğimiz kadar yararlanabiliriz. Baksanıza, arkamızdan saldırmaya geliyorlar mı? Aynen, 2 tane geliyor, tamamdır. Bunları zaten iyileştiremeyiz arkadaşlar. Aşağıya düştü. Altın parçası biriktirebiliriz. Portal evini bitirmek için ama bayağı bir taş Oo! Neden taş toplamayla uğraşıyoruz ki? Artık taş toplamayla uğraşmayacağız. Aynen, hızlı bir şekilde gidelim. Evet, artık taş toplamayla uğraşmayacağız arkadaşlar. Bir dakika, burada şunlardan toplayabilir miyiz? Bunları da hızlıca toplayabiliyoruz ama bizim yol yapmamız gerekiyor. Şu Nether taşlarına bir gidelim. Çok iyi. Şunları topladık mı? Nether taşlarını şöyle hızlıca bir alalım arkadaşlar şuradan. Evet, şöyle hızlıca yol yapmaya başlayalım. Bize saldırmaya mı geliyor acaba? Şunlardan bir vuruşta hızlıca toplayabiliriz. Bakın böyle. Evet, artık bunlarla istediğimiz her yere, istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Çünkü taştan bile hızlı topluyoruz. Bir vuruşta kırıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aynen, sınırsız bunlarla toplarsak evleri bile bununla yapabiliriz. Evet, şöyle hızlı bir şekilde toplayalım. Zombi evini de bununla yaparsak o zaman daha da kolay arkadaşlar. Çünkü istediğimiz her şeyi toplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir vuruşta hemen topluyoruz. 50 tane topladık. Topla bunların hepsini. Evet, şöyle hızlı bir şekilde 64 tane topladık. Gidelim hemen. Çok iyi arkadaşlar. İstediğimiz kadar artık toplayabiliriz. 64 tane yeter mi acaba? Şöyle hızlıca şurayı kapı yapacağız. Aynen, bayağı portalın evini yapıyoruz. Çünkü ışınlanıyorlar arkadaşlar. Ama zaten güneşte yanmıyorlar ki üstü açık olsun. Şuraya atlayabilir miyiz? Aynen, burayı kapatalım şöyle. Evet, sadece odalı şeklinde olsun arkadaşlar. Burada portaldan geldikleri anda içeride odada beklesinler, bakın. Çok iyi. Şimdi yemeğimiz üzerimizde var mı? Elmamız var. Şuradaki yemekleri yiyip yeni yerleri ele geçirmeye bir başlayalım. Aynen, hızlı bir şekilde şuradaki sandıkları almaya başlayalım. Zaten ele geçireceğimiz yerler kalmadı arkadaşlar. Hayvanları da çiftliğine koyduk. Şu tarafta panda var. Ona da gidelim, pandayı da ele geçirelim. Evet, şuradan şöyle hızlı bir şekilde yolu yapıyorum. Artık istediğimiz kadar taş toplayabiliriz. Oo, tavuk bulduk, hem de pişmiş hazır. Tavuk çiftliği yapmak için yumurta 2 tane. Üzerimiz bayağı doldu. Acıktıysak şundan bir tane yiyelim ama acıkmamışız. Olamaz. Üzerimiz bayağı doldu arkadaşlar. Yumurta, bir dakika, şunları birleştirirsek tavuklara da yer açılır.
Evet, süt. Şunu da alalım. Çubuklar böyle ayrı durmuş, tamamdır. Altında sandık var mı? Bir bakalım. Aynen, altında başka sandık yok. Şunları düzenleyelim, hemen yeni bir yere ele geçirmeye gidelim. Şuna baksana da tavuk çiftliği bulduk. Çit varsa üzerimizde onu da hemen dizelim arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi şuraya baktığımız anda buraya arkadaşlar ağaç koymayacağız. Şunları koyabiliriz. Aynen, şunları şöyle bir tane buraya koyalım. Üzerimizde yeri açılsın iyice. Şunu koyalım gitsin. Su şişesini koyalım. Kaktüsleri koyalım arkadaşlar. Şu çürüketi koyalım. Altın parçasını şuradaki maden sandığımıza koyalım. Evet, bayağı geliştiriyoruz bakın. Fırınlarımızda şunları pişirmeye başlayalım. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem şekilde üzerimizi düzenledik. Başka bir şey var mı koymamız gereken? Patates yemekleri var. Hepsi tamam. Şu ikisini yiyip atacağız. Aynen. Şurada da tavşanlar pişsin. Yemeksiz kaldığımızda gelip alırız. Çitimiz ne kadar var? Çit bitti. Oo, bizim çit yapmamız gerekiyor. Şu ağacı toplamaya başlayalım o zaman. Hızlı bir şekilde arkadaşlar iki tane daha çit yeri yapacağız. 16 tane kalmış. Şunların yarısını şöyle yaparsak hemen biter. 9 tanecik üretebildik. Evet, 9 tane çubuğumuz var. 9 tane çitimiz var. Tamamdır. Hızlı bir şekilde bizim ağaç toplamaya başlamamız gerekiyor. Zaten baltamız var arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde şu ağacı tamamen toplayacağız. İçine girelim. Bütün ağaçları kaybetmeden hepsini toplayalım. Evet, bu ağaçlar da bittiği anda artık yeni ağaç yetiştirmemiz gerekiyor. Bayağı fidanımız var. Toprak bulamadık ama. Bizim toprak bulmamız gerekiyor. Topla bunların hepsini. Şöyle hızlı bir şekilde toplayalım. Evet, şunu da toplayalım, tamamdır. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunların hepsini toplayalım. Evet, şuradan artık gidebiliriz. Kaç tane topladık? Oo, 36 tane toplamışız. Bunları çevirirsek aynı ağaç mı acaba? Bunlarla bayağı bir çit yapabiliriz. Aynen. Şimdi bunun bir yarısıyla şöyle çubuk yapalım arkadaşlar. Artık çubuk yapmaya uğraşmayalım. Evet, 8 tane, tamamdır. Şöyle de yaparsak 60 tane her türlü yeter. 2 tane de kapı yaptığımız anda oo, hata yaptık. Hiç ağacımız kalmadı. 2 tane şurada var. Şunları toplayabilir miyiz? Kapı yapacak ağaç bırakmadık. Aynen, adayı bayağı bir geliştirdik arkadaşlar ama toprak bulsak daha güzel olabilirdi. Şu 2 tanesini nasıl alacağız oradan? Ah be, şunları dizmek zorundayız. Evet, şöyle tam altına gelirsek şunları toplamaya başlayabiliriz. Çok iyi. Şunu alalım, bunu alalım. Tamamdır. Bunlarla da arkadaşlar çok güzel bir şekilde kapı yapabiliriz ve artık inek çiftliği ve tavuk çiftliğinde yapabiliriz. Yeni yerleri ele geçirmeye devam edeceğiz ve adamımızı gördüğünüz gibi bayağı bir geliştirmeye, büyütmeye devam ediyoruz. Bayağı gelişti. Ev yapacak alan bile bıraktık ama evimizi bura olarak kullandığımız için ev yapmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adayı geliştirdik ve muhteşem şekilde gelişmeye de devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.